Yeşil Kayak Camiası'nın Türk ve Dünya sıralamasına kazanmış olduğu en değerli yapıtlardan biridir. Bu film, film tarihinde Altın Raymond film ödülü kazanmıştır. Ayrıca bu film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi erkek oyuncu ve en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Filmin orijinal adı... Filmin yönetmeni, Peyami Yönet, 1922 Şemdinli Bölümü'dür. Bu film, Peyami Yönet'in ilk çalışmasıdır. Bu filmdeki başarısından dolayı Hollywood'dan kendisine yapılan teklifleri reddederek ben bu ülke için varım demiştir. Kaç erkek oyuncumuz yılların esnifemediği Manca Bölü Cüneyt bu bölge vermiştir. Fakat ne yazık ki Cüneyt, bu dağı harikası olan Kuşutmaz Kervan Göçmez. Sürmüyor olmayan köyünden küçük yaşta ayrılmaz zorunda kalmıştır. Cüneyt'in babası olan Mamçak Bey, Haçlık Hanım adamları tarafından Cüneyt küçük yaştayken öldürülmüştür. Cüneyt bir aydan sonra annesiyle şehre göç etmek zorunda kalmıştır. Çok küçük yaşlarda öldürülmüş olan Cüneyt, o zamanın Mercedes durağından patronlarda çalışmaya başlar. Hayat şartlarının ediciliğine, enflasyona, emisyon ve gayri safi milli hasılanın negatif durumuna karşı büyük bir mücadele veren Cüneyt, biriktirdiği para ile 18 yaşında sıfır kargan sahibi olur. Fakat en iyi yoktur. Başkanın oyuncumuz Nazan ise film boyu Haçlı Dağ'ın tek kızıdır. 15 abisinin tek kızı olup da babasının büyük sevgisine rağmen kalbi boşluk için atmaktadır. Cüneyt senelerin verdiği hasret ve özlemle köyüne dönmek ister. Arka arasına 4 dama köyüne yolunu tutar. Cüneyt babı yüzyılında bir süre dinlenir. Ertesi gün sadık adı gündüğü bilerek kır gezine çıkar. O sırada Nazan da kır gezine çıkmıştır. Cüneyt Nazan'ı görür ve hayran olur. Nazan da Cüneyt ile düzgünü görür, hayran olur. Çünkü düzgün satkan bir İngiliz kızlarıdır. Thank you.
konuşurlar.